Herkese yine ve yeniden selamlar. Şu anda 3'te 3 gidiyoruz değil mi? Aman şuraya tahtaya vurayım da. 3'te 3 gidiyoruz. Yani 3 haftadır hiç fire vermeden 3 video yüklemeyi başardım. Hadi bakalım inşallah. Bir alışkanlığı oturtmak 20 gün sürüyordu. Bunu yapabilirsem artık bundan sonra sırtımız yere gelmez diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ben de tabii ki de özellikle de bu pandemi döneminde aslında öncesinde de öyleydim ama bir Netflix bağımlısı yani Netflix junkie olmadım değil. Artık böyle ne bulursam izleme modundayım. Çünkü pek çok şeyi izledik. İşte her yeni çıkan şeyi hızlı bir şekilde tüketiyoruz maalesef. Günümüzün en büyük hastalıklarından birisi. Her şey çok çabuk tüketiliyor. Şimdi baktığım zaman Netflix'e tabii ki de Squid Game'i izledik. İşte You'yu izledik. Atypical gelmişti onu izledik. Sex Education vardı onu izledik. Şöyle listemi geri dönüp birazcık kurcaladım. Hazır hafta sonu da geliyorken şöyle bir tık size de fikir olması açısından neler izlediğimi bu popüler içerikler haricinde bir paylaşmak istedim. Netflix'te Gilmore Girls diye bir dizi var. Bu aslında 2000'lerin başında yayınlanmış bir dizi. Ben bunu ilk izlediğimde ergenlik dönemindeydim. Böyle eskiden bildiğim, izlediğim şeyleri tekrar tekrar izlemek benim çok hoşuma gidiyor. Çok simple, hiç böyle karmaşık bir senaryo, karmaşık bir akış, aksiyon dolu bir şey aramayın. İnanılmaz sıradan, inanılmaz durağan, sakin, tatlı bir anneyle kızının hikayesini, yaşamlarını anlatıyor aslında. O da şöyle çok kısaca geçeyim. İşte Lorelai diye bir baş karakterimiz var. Bu anne rolündeki kadın. Çok da beğenirim zaten kendisini. Bu kadın işte çok zengin bir ailenin kızı. Fakat asi. Gençliğinde çok asiymiş işte ergenlik döneminde çok asiymiş ve o dönemde hamile kalıp doğum yapıyor ve kızı dünyaya geliyor. Onların işte birlikte yaşama hikayesini anlatıyor. Çok tatlı, çok güzel bir kasabada yaşıyorlar. Hikaye de bu arada 2000'lerin başında geçiyor aslında yani o zamanın gününde geçiyor. Böyle kasaba deyince aklınıza western şeyler gelmesin. 2000'lerin başındaki hayatı özleyenler ve böyle aslında uyumadan önce şöyle bir bölüm patlatayım da ondan sonra rahat rahat huzurlu bir şekilde uyuyayım diyenler için oldukça önerebileceğim bir şey. İkinci izlediğim şey ise bir reality show tadında aslında Tattoo Redo diye bir program bu. Burada işte dövmecilerin olduğu bir stüdyo var. Çok kötü dövmelere sahip kişileri işte çok yakın oldukları bir kişi buraya getiriyor ve dövmesini kapattırıyorlar yepyeni bir dövmeyle. Çok yetenekli dövme sanatçıları var bu stüdyoda. Ama işte işin twisti şurada. Dövmesi kapatılacak kişi yeni yapılacak dövmesine karar vermiyor. Onu oraya getiren kişi yeni dövmesine karar veriyor. Ve dövme bitene kadar da o kişi dövmesini görmüyor. Ya birazcık tabii ki işin içinde kurgu vesaire de var anladığım kadarıyla. Böyle ara ara çünkü anlıyorsunuz ha tamam işte hani hiç mi kimse üzülmez falan diye. Ama ben dövme sanatını da çok sevdiğim için benim ilgimi çekiyor ve böyle çerezlik, keyifli en azından o çirkin dövmelerin kapandığını görmek bana keyif veriyor bilmiyorum. Eğer siz de benim gibi dövme işte bir tık böyle reality tadında şeyleri seviyorsanız bunu da izlemenizi kesinlikle öneririm. Birkaç sene önce Good Girls adında bir dizi başlamıştı. İlk sezonu çok beğenmiştim. İkinci sezon izlendi. Üçüncü sezonda dedim. Dördüncü sezondayım şu an. Artık gitmiyor. Hikaye şu. Üç kadın var. İşte bunlar böyle housewife gibiler. Öyle düşünebilirsiniz. Bir şekilde bir para basma, sahte para basma işine giriyorlar bir çete lideriyle birlikte. Ardından işte işler böyle sarpa sarıyor vesaire. Hani ilk birkaç sezon dediğim gibi oldukça keyifli gidiyordu. Üçüncü sezonunun geldiğini duyduğum zaman oldukça heyecanlanmıştım. Ama üçte gayet bitebilirmiş. Şu anda böyle benim için açıp kulaklığı takıp sızıp bayılma dizisi haline geldi. Çok önerdiğim bir dizi değil. Yani 3. sezondan itibaren ama 1 ve 2'yi izleyebilirsiniz. Böyle kadın karakterlerinin hikayelerini izlemeyi seviyorsanız. En başlarda böyle keyifli, aa ne olacak acaba sonra dedirten bölümleri olan bir dizi. Son olarak da bir film önermek istiyorum size. Dizilere ek olarak. Jake Gyllenhaal'ın başrolünde oynadığı The Guilty adlı filmi mutlaka izlemenizi öneririm. Jake Gyllenhaal yine döktürmüş zaten. Efsane bir aktördür zaten kendisi. Genç olmasına rağmen sinemaya yıllarını vermiş biri. Gerçekten böyle benim listemde en üstlerde bir yerlerde yer alan birisidir kendi yaş klasmanında. Efsane oynamış, efsane bir konu. Eğer polisiye ve aksiyon, suç gibi konuları seviyorsanız oldukça durağan ve sakin bir film olmasına rağmen gerçekten sizi böyle her an tetikte tutan
Ya acaba şöyle mi böyle mi diye sürekli kafanızda kurguların dönmesine sebep olan çok keyif aldığım bir film benim. Jake Gyllenhaal bir polis memurunu oynuyor. Sorunlu bir karakter. Ve aslında bütün film boyunca da kendisini görüyoruz ekranda. Çok farklı karakterler görmüyorsunuz, çok farklı kareler görmüyorsunuz ama yönetmen o kadar güzel yansıtmış ki görmeden bile sanki görmüş gibi izliyorsunuz gerçekten filmi. Ben böyle yatmadan önce açmıştım. Bitirene kadar asla kapatamadım. Sonrasında da pişman oldum zaten. Ya bu kadar geç yatmayı hiç planlamamıştım. Neden böyle bir şey yaptım diye. Ama gerçekten bence izlemelisiniz. Oldukça keyif alacağınız bir film olduğunu düşünüyorum. Suç, polisiye, aksiyon vesaire seviyorsanız sizi böyle hani koltuğunuzda rahat oturtmayacak bir film. Böyle ne oldu acaba, ne oldu acaba, ne olacak acaba modunda olacaksınız tüm film boyunca. Umarım önerilerimi beğenmişsinizdir. Benim listemdeki sadece birkaç film ve diziydi bunlar. Bu seriye böyle ara ara devam etmek istiyorum açıkçası. Çünkü kendim de zorlanıyorum. Ya şimdi ne izlesem, işte bunu izleyeceğim, vakit kaybedecek miyim acaba diye. Birisi benim için böyle bir video yapsaydı izlemeyi isterdim. O yüzden böyle bir şeyi çekmek istedim sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna basmayı ve yeni çekeceğim videoları kaçırmamak için ise bu kanala abone olup bildirimleri lütfen açmayı unutmayınız. Bildirimleri açmazsanız ben videoyu yüklediğimde uzay boşluğuna gidiyor. Yarınızı görüyorsunuz, yarınız görmüyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bildirimlerinizi açmanızı rica ediyorum. Çok çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Sizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. See you.